Memduh Bayraktaroğlu korkusuz. Adalet Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı doğru yola yanlış noktadan başladılar. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile Adalet Bakanı Abdullah Gül dün TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Bugün ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmesinler mi? Tabii ki görüşsünler. Hatta bu ikilinin görüşmesi en doğrusu. Çünkü adalet yoksa ticaret ve sanayi de yoktur. Ama çözüm görüşmelerine yanlış yerden başladılar. Çünkü çözüm sadece sanayicilerde değil, çözüm sadece tüccarlarda da değil, çözüm dar gelirlerdi. Çözüm yoksullarda, çözüm emeklilerde, çözüm emekçilerde, çözüm tarım üreticilerinde, çözüm büyük ve küçük baş hayvan üreticilerinde ve çözüm marketlerle alışveriş merkezlerindeki lüks mağazalar tarafından ezilen küçük esnafta. Erdoğan'ın bu yaptığı ya da yaptırdığı mahallenin ağasına para ve gıda verip albümleri fakirlere dağıt demek gibi bir şey. Oysa yapılması gereken şu. Devlet isimli dev organizasyonun o para ve o gıdayı, devlet isimli halk organizasyonunun dağıtması ancak adaletle dağıtması, yandaşları kayırmaması, akrabayı talukata verip kendisinden olmayanları dışlamaması ve fakat ve ne yazık ki şu anda böyle bir devlet yok. Çünkü o ana devlet, o baba devlet yok artık. Çünkü o ana devletin, o baba devletin yerini parti devlet aldı. Gücü sadece savunmasız birine yetiyormuş. Emine Erdoğan 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir video mesajı yayınladı. Ve konuşmasının bir yerinde bakın ne dedi katiller, mafya babaları, zorbalar, rol model gibi lanse edilmesin. Emine Hanım belli ki eşi Uğur Kılıç Çakıcı'yı öldürttüğü gerekçesiyle hapse mahkum olan Alaaddin Çakıcı'yı da hedef almıştı. Ve tabii ki Emine Hanım'ın bu çok haklı eleştirisini ve vicdanlı uyarısını ben de alkışladığım videolarımdan birinde. İki gün Bahçeli'nin Emine Hanım için ne diyeceğini bekledim merakla. Ama eşini öldürten dava arkadaşına mafya bozuntusu diyen Kılıçdaroğlu'nun ölümle tehdit edilmesinde çete reisinin yanında yer alan Bülent Arınç'ın adalet ve demokrasi talebine şiddetle karşı çıkan Devlet Bey, Emine Hanım'ın bu haklı uyarısını duymazdan geldi. Demek ki Bahçeli'nin gücü sadece Kılıçdaroğlu ve Arınç'a yetiyormuş. Savunmasız birilerine yani. Uyarılarında haklı çıkan doktorlarımızı tebrik ediyorum. Doktorlarımız ya da eski adıyla tabiplerimiz, göz nurlarımız, cana can katan kahramanlarımız. Ellerinde hiç kimsenin kanı yok. Kamu ihalesi adı altında devletin yani milletin tek kuruşunu çalmadılar ama çıkmak üzere olan pek çok canı geri döndürüp ayağa kaldırdılar. Devlet Bahçeli başta olmak üzere kimi iktidar sahipleri ve gazetecileri ise onlara vatan haini diye hakaret ettiler. Ama yılmadı doktorlarımız gerçeklere aykırmaya devam ettiler. Sonunda sadece Türk halkı değil tüm dünya gördü ki haklı olan doktorlarımız yani tabiplerimizdi. Alkışlarım Kemal Kılıçdaroğlu için. Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işte o göz nurumuz, kahramanımızı temsilen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve eğitini kabul etti. Onlara CHP bayrağı altında kamuoyunu bilgilendirme imkanı ve hakkı verdi. Ben de yapmam gerekeni, daha doğrusu milletimizden herkesin yapmasını gerekeni yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum. Suç duyurusu iyi oldu. Modacı Rufat İsmail Burçin Terzioğlu'nun bir dizide menajeri ara rolü gereği giydiği tasarımının beğenilmemesine çok öfkelenmiş. Sonra da gitmiş suç duyurusunda bulunmuş. Suç duyurusunda bulunması iyi oldu. Böylece o bölümü izleyenlerin beğenmedikleri tasarımın kimin elinden çıktığını da öğrenmiş olduk. Bayılıyorum bu adam Azira güzel bir din adamı. Papa Francesco resmi Instagram hesabından Natalia Garibotto isimli modelin fotoğrafını beğendi. Yani kalp emojisi attı. Harika bir şeydi. Her sadece insanın erkek olması şart değil, yapabileceğini yaptı yani. Ve fakat her din kurumundan beklenen tek ki, Vatikan'dan geldi. Vatikan konuyla ilgili soruşturma başlattı. Vatikan gelmiş geçmiş en devrimci papayı değil, kendi bağnazlığını kurtarmaya çalışıyor. Belli ki. Kurtarabilir mi? Hayır. Çünkü eşcinsel evliliği onaylayan Papa Francesco büyük olasılıkla modeli beğendiğini inkar etmeyecek. Değerli Barış Binerle tarafsız haber izleyicileri, Memduh Bayraktaroğlu'nun Korkusuz Gazetesi'nde bugünkü yazmış olduğu köşe yazısını sizlerle paylaştım. Yazımızın başlığı Adalet Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı doğru yola yanlış noktadan başladılardı. Değerli izleyiciler, kanalımızın bu karanlık günlerde aydınlık için bir ışık olabilmesi için YouTube algoritmasında öne çıkarılması gerekmektedir. Bunun için beğen tuşuna basmanız, abone olmanız, yorum yapmanız ve bildirimleri açmanız çok önemlidir. Lütfen abone değilseniz abone olarak destek olun aydınlık bir Türkiye için. Değerli izleyiciler, hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Ben Barış Biner. Esen kalın.